bu noktadan herkese merhaba değerli izleyenler. Süper Lig'de haftanın heyecanı devam ediyor. Bir haftalık aranın ardından yeniden maçlar oynanmaya başladı ve az önce sonuçlanan karşılaşmada Fenerbahçe Kadıköy'de kendi sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve bu karşılaşmadan puansız ayrıldı. Tümer Metin ve Elvir Bariş ile birlikte karşılaşmayı değerlendireceğiz. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Özellikle 45 dakika sonrası Tümel abiyle yaptığımız devre arası yayınında konuşacak çok şey bulamamıştık. E, maçın ikinci arası biraz daha ilk yarıya göre aksiyonlu geçti. Nereden başlamak istersiniz? Yani gelen anlamda Fenerbahçe'yi bu sezon değerlendirmeye çalışırken hep aynı noktalara e, tıkılıp kalıyoruz. Ama bu karşılaşmayı yorumlarken herhalde biraz da sezon değerlendirmesi de yapmak gerekebilir. Nereden başlamak istersiniz? Sezon değerlendirmesi neredeyse Fenerbahçe'nin bütün maçlarını her hafta değerlendirirken, yorumlarken genel olarak aşağı yukarı yapıyoruz. Bugün sezona dair değerlendirme yapılırken işte kadro mühendisliği, şu anda transfer dönemi, takımların hareketliliği sürerken hala Fenerbahçe'nin oyununu bir tık yukarı taşıyacak bir santrafor eksikliğini bugünkü maç üzerinden de gördüğümüzü ifade edelim. Öbür tarafı ya tabii kolay değil oyuncu almak. Mevcut kadrolar e, yanlış yapılmış kadro mühendisliğinin tezahürü olu, sonucu oluşan e, durumlar. Fenerbahçe'nin içinden geçtiği durum. Her ne olursa olsun hocayla Elvir Hoca ile maçı izlerken de mevcut kadronun biraz oyuna gidişata isyan etmesi gerektiğini kendi aramızda konuştuk. Şimdi kağıt üstünde Umut Ümit vaat eden oyuncuların da performansı açısından Fenerbahçe'nin sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Girenler, çıkanlar, kadroda 11 başladıklarını sonradan oyuna soktuklarınız bir türlü istenilen performansı sergileyemiyor. Kayıp sezonlarda büyük takımlarda bu tür sıkıntılı durumlar oyuncunun performansına direkt etki eder. Onu çok net görebiliyoruz yani. ...oyuncuların yapabilecek olduğu şeyleri de yapamamasını... ...içinde bulunduğu biraz psikolojik durumla doğru orantılı olduğunu söylüyorum. Kazananı tebrik edelim. Başakşehir takımını, Emre Hoca'nın takımını. Bir maç eksiyle Fenerbahçe'nin puan durumunda üstüne çıkmış durumdalar. Zirveye tutunmuş durumdalar. Öyle ya da böyle ligdeki bütün takımlarımız... ...bu akşam özelinde söyleyelim bunu. Ligdeki bütün takımlarımız... ...Galatasaray ve Fenerbahçe hariç bir 4-5 haftalık serileri yakalamayı başardılar. Kasımpaşa dahil, Sivas dahil, Başakşehir dahil. Adana Demir bir yani. Adana geçiyor. Demir dahil. Fenerbahçe ve Galatasaray bu 4-5 maçlık serileri bir türlü bu sene yakalayarak bir oyun ritmi oluşturamadılar. İki ileri bir geri durum devam ediyor. Tabi tabii oyuncuların bu kadar form grafiği dalgalanıyorken bir oyundan, takımdan bahsetmekte çok zor olsa gerek e, ee, sıkıntı devam ediyor Fenerbahçe'de. Maçın öncesinde favorinin Fenerbahçe olduğunu söylemek zor. Hatta Başakşehir'in ga galibiyete daha yakın olduğunu kendi içimde de olsa dile getirmiştim. Ee, maçın devre arası yaptığımız yayında da ilk 10 dakikalık periyottan sonra oyunun Başakşehir'e döneceğini söylemiştim. Maçın bitiş düdüğüyle beraber de söylediklerim aşağı yukarı vuku bulmuş oldu. Çok Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ya kadroyu yenileyeceksiniz, bir metottur. Ya da mevcut kadro üzerinden başka bir oyun sistemi, başka bir oyun anlayışı seçeceksiniz. İkisini de yapamıyor Fenerbahçe sezon başından beri. Doğal olarak bu hoca sirkülasyonunda yaşandığı bir takımda, her gelen hocanın yeni bir şey istediği takımda, oyuncuların da kafasının, oyuncuların da form grafiğinin bir, bir tık yukarı çıkmadığı bir durumda, bu tip sezonlar... Gayet normal karşılanabilir. Zor günler bekliyor Fenerbahçe'yi. Orası bir gerçek. Bence Ali Koç'u da, Sayın Başkan'ı da zor günler beklediğini söyleyelim. Çünkü çok uzun haftalardır, neredeyse maçın ikinci yarısının 10. dakikadan sonra statta devamlı bir istifa sesi. Oyuncu etkileniyor, teknik adamı etkileniyor, yönetim ister istemez etkileniyor. Sanki gidişat ee, pek iyi değil durumda Fenerbahçe'de. Hocam e, sine devam edelim. Şimdi bugün... Erkut, ile devam etmeden Buyurun. şunu da ekleyeyim, öyle bırakayım sözü. Gidişat pek iyi değil diyoruz ama peki Tümer ne önerirsin? Nedir? Nasıl düzelir konusunda da Allah aşağı yukarı sezon başından beri hatta son iki senedir Fenerbahçe için yorumlarda, Fenerbahçe için e, sıkıntılı durumlar için teşhislerde bulunuyoruz. Ama bu kadro mühendisliğinin acilen yeniden inşa edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Başka türlü de düzeleceği kanaatinde değilim. Ama bu söylem dördüncü sezona girmiş durumda Tümen abi. Her evet. sezonda Fenerbahçe için bunu söylüyoruz. Hocam şöyle bir duruma geldi Fenerbahçe. Bugün e, bugüne gelene dek Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana oyununu eleştirdiğimiz, oyun kalitesini eleştirdiğimiz dönemler oldu. Bugün özelinde de artık yavaş yavaş kadro kalitesini de eleştirir, sorgular hale geldi. Ki normalde geçen sezonu bitirirken e, Sayın Ali Koç, Başkan demişti ki bu takımın %70-80'i hazır. Takviyelerle biz daha farklı, daha güçlü bir takım olacağız diye. Ama o %70-80 de sanki çöpe atılmış gibi. Yani bugünü hem oyunla, hem kadro kalitesiyle, hem de Fenerbahçe'nin e, ortaya koyamadığı planla değerlendirecek olursak sizin gözlemleriniz neler? hı. hı. Ya aslında gönlüm ister ki de Fenerbahçe ile ilgili güzel şeyler söyleyelim, güzel şeyler konuşalım. Ama maalesef her hafta yani e, kötü konuşmak zorundayız. Daha doğrusu e, istediğinden bir türlü performansı yakalamayan bir Fenerbahçe takımı var. Şimdi tüm ben çok güzel özetledi yani hem kadro yapısı, hem yeni hocaları geldikten sonra yeni bir şey katmalar katmaları istendi. İşte sistem olarak baktığınız zaman. 3-4 tane 3 işte 4 2 3 bir sisteminde tekrar dönüldü. İşte o oyuncuların alışması, işte oyundan giren çıkan oyuncuların pek fazla katkı sağlamaması. Yani o kadar sorun var ki Fenerbahçe'de. Yani bugün de hani maç izlerken de özellikle ilk yarıda hani ne konuşacağımızı da bilmiyoruz. Yani öyle bir ortada bir oyun yok. Şimdi bakıyoruz bugünkü maça mesela baktığımız zaman 35 metrede çekilen bir Fenerbahçe var yani ikinci bölgeden kontra atakla çıkmaya çalışan yani bütün pozisyonlara yakaladığı pozisyonlarda zaten aslında Başakşehir'in çıkarken kaptırdığı toplardan çoğu Fenerbahçe pozisyona girdi girdiği pozisyonda Onun dışında normal oynayarak çok az pozisyona girdi Fenerbahçe yani gerçekten e yakaladığı pozisyonlarda zaten değerlendiremiyor değerlendiremiyor e, bu sistemde oynadığında e, Düz 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 oyunu oynanıyor yani 4-2-3-1 sisteminde sürekli sağdan soldan yani düz oyuncular yani içeri girip ne bileyim kenardan gelip sağ bekin biraz daha katılması sol bekinden biraz daha katılması biraz daha çoğalması mesela o da bir strateji o, o da bir e, düşünce olabilir. Ya da işte o oyun sıkıştığı zaman bakıyorsunuz Başakşehir çok güzel bir baskı kurdu gerçekten her oyuncuya baskı kuruyor. Stoperler da top Tamam biz hep diyoruz ya stoperler iyi. Defansı iyi Fenerbahçe'nin. Ama zaman zaman da topu oyuna sokacaksınız. Çünkü bakıyorsunuz kitlenmiş her yerde. Siz de biraz o riski alıp kim ince de olsun Salazay'ı topu aldığınız zaman bakıyorsun 20 metre mesafesi var. Hala top vermeye sağdan solda vermeye çalışıyor. Harbuki onunla biraz daha çıksa. Dikine pas oynasa. Baktın o da olmuyor son 3 dakika değil de son 10 15 dakika iki tane forvetiniz uzun forvetiniz var. E biraz uzun top atın. Orada da biraz baskı kalp, ıı, ıı, o da bir oyun şekli. O da bir oyun şeklidir. Yani ikinci topa alıp herkes orada belki bir karambolden orada da bir ıı, gol atmaya gidebilirsin. Yani bakıyorsunuz Fenerbahçe tamamen durmuş. Yani maç bitmesini bekliyor. Tabi burada da tabi Başakşehir'i tebrik etmek lazım gerçekten. Dediğin gibi ıı, çok güzel baskı kurdu çok top kaptırdı ama sonuçta kazanmayı bildi. Gerçekten bugün hani galibiyeti hak eden taraf oldu. Iki olarak çok iyi buldum Başakşehir'i. Maçın ilk yarısındaki yayınımızda da söyledim. Hoca bir yerde çok haklı. Şimdi maç gider, kaybedersin. O gün de olmaz. Tutturamadığın oyun olur. Pozisyona girersin, atamazsın. Mesela bugün dörtteki maçta Trabzonspor Kasımpaşa maçında maçı anlatan spiker arkadaşımız Maçın uzatma dakikası 3-4 dakika falan vardı maçın bitimine. Bir kenardan top oldu. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki acaba Ertuğrul da çıkacak mı? Kaleci Ertuğrul için söylüyor evet. Kasımpaşa. 1-0 maç. <laughs> Bütün mahalle oradaydı Kasımpaşa defansı. İki stoperini de yollamıştı. O uzun top oraya gelsin diye. Ya maç gidiyor artık 1-0. kim Kimmince'yi yollarsın ileri. Zalai'yi yollarsın ileri. Arkadan da Mert Hakan şişirir. Sen de orada döneni alarak bir pozisyon üretmeye çalışırsın. Oyunun bir bölümünü de böyle oynayabilirsin. Bu da yok. E, i̇syan zaten yok. E, organize iş o zaten hiç görmedik sezon başından beri bir türlü. Yani bugün maçın ilk yarısında Pelkas'ın sıfıra kadar indiği Volkan Babacan'ın çıkardığı top var. Orada da işte bireysel İrfan Can Pelkas bireysel işlerden çıkarılan pozisyon Maçın ikinci yarısı Volkan Babacan yere yatmadı. Yani izleyiciler şöyle düşünebilirler. Fenerbahçe'nin yüzde yüz kaçırdığı bir pozisyon yok. Berişan'ın bir serbest vuruştan vurduğu direkten dönen topun dışında ben hatırlamıyorum. Şimdi 13 şut atmış Fenerbahçe. İç sağ önünde, ikisi iki isabetli. Başakşehir'in şutu daha fazla. isabet sayısı daha fazla. Senin kadar pas yapmışlar isabet oranları senin kadar yüksek. Senden daha fazla rakip ceza sahası içine girmiş. Bu arada 1-0'a kadar bu sayıların hepsi Başakşehir ile evet. evet. Ve kazanılan ikili mücadele 61. Yani sen hem üretmiyorsun. Ya bazı oyuncu vardır teknik topun arkasından koşmak ister istemez. ...ikili mücadeleye girmek istemez ama topu kaybetmez. O da ona pozisyon yaratmasını sağlar. E onu da yapmıyorsun. E ikili mücadele de kazanmıyorsun. Oyunu hangi argümanla kazanacaksın ki? koşmuyorsan, savaşmıyorsan, ikili mücadele kazanmıyorsan, reorganize bir oyunun varsa, çok pozisyon üretemiyorsan, çok teknik oyuncularla çok pozisyon üstüne pozisyon üretemiyorsan hangi argümanla kazanacaksın bu oyunu? Bizim zamanımızda Elver Bali çıkıyordu, 30 metreden bir sallanıyordu, bir çakıyordu. Tabelayı değiştirebiliyordu tamam mı? Ama şimdi günümüzün futbolunda bütün herkesin 8-10 oyuncunun çok dinamik, çok atletik olduğunu düşünecek olursak buraları da bozan oyuncu sayısı çok fazla olduğu için senin bir organizasyona ihtiyacın var. Çok basit, çok anlaşılabilir yerden Emre Hoca'nın oyunu oynattığı organizasyonu anlayabiliyoruz. Bir geçiş oyunu oynamak istediler. Topun arkasına geçiyorlar. Okaka bile defansif anlamda çok önemli işler yaptı bu akşam. Ve Berkay'la zaman zaman ee, Tolgay'la sonradan oyuna soktuğu Gudbransen'le oyundan çıkana kadar Denizle Geçiş oyunundan pozisyonlar buldular. E, topa sahip olan baskı yapmıyorsun bu takıma. Baskı yaparsan hataya zorlayabileceksin. Rahat rahat çıktıkları Berkay Cirit ata ata ceza sahasının içinde topla buluştu. Hiçbir baskısız oraya kadar geldiler yani. Ve golün öncesinde de 2-3 pozisyon bağıra bağıra geldi Erkut. Şimdi rakibi bu kadar rahatsız etmiyorsan... Topun sende kalmadığı... Atak üstüne atak sağlamadığın... Kadife ayağını kullanamadığın, yıldızlarının devreye girmediği bir oyunda hangi argümanla maç kazanacaksın? Çok zor yani. Ya maçın ilk yarısında Berisha sadece iki kez topa dokunabilmiş. Sadece iki kez. Fenerbahçe'nin Santrafor'u 45 dakika boyunca sadece topa iki kez dokunabiliyor. Hı -hı. Ee, hocama da sordum. Yani geldiğinde zaten Fenerbahçe'de belli ki dağınık bir hal vardı. Ee, hoca en formasyonu değiştirmek istedi. Belki nispeten oyuncu tercihlerini değiştirmek istedi. Bu takım zaten hücum gücünde bir sıkıntı vardı ama hani teknik dokunuşlarda da bilemiyorum hocam. Bir savunma anlamında en azından bir şey koyabilirsiniz. Yani golü anlatalım. Golde Fenerbahçeli oyuncular Başakşehir'in pas trafiğini izliyor. Berisha yine Berisha'ya geliyorum. Hı hı. Ee, Fenerbahçe hı. yarı sahasının ortalarında normalde bir gölge pres yapabilir Tolga'ya. Tolga çok rahat top alıyor. Organizasyonu yapıyor. Zaten Berkay e, Allah'a çeviriyor Sunsa'yı ve e, vuruyor. Çarpmasa da gol bence bir şekilde gidecek. Hele bir pozisyon var golden sonra. O Yusuf Şimşek çalımıyla Berkay'ın Sosa'dan sıyrıldığı ve Sosa'nın takip etmedi. Yani bunların hepsi aslında Fenerbahçe'nin halini anlatan resimler evet. bize göre. Ya fiziksel olarak biz onu zaten daha önce söylemiştik. Ben yine onun arkasındayım yani. Fenerbahçe sezon başından iyi çalışmadı, savunuyorum. Hala o eksikleri var. Şimdi mesela yeni kamptan geliyorsunuz aslında hazır olmanız lazım. E bakıyorsun fiziksel olarak da iki ikili mücadeleleri de bütün Fenerbahçenin kayb kaybediyor. Ama yine söylüyorum yani muhtemelen bu sistem böyle devam edecek. Gerçekten bu sistemle oynadığınız zaman gerçekten oynadığınız 4 -3 zaman. 4-2-3-1 sistemde oynadığınız zaman benim düşüncem bu Fenerbahçe bu ikinci bölgede topu kabul edecek ve bundan sonra öyle oynayacak diye düşünüyorum. Aslında o da biraz daha değişmesi lazım diye düşünüyorum ben. Yine Sistem hocam lazım. sistemi dönmüş, dönüp, dönüp, dönüp sistemi. Valla yani, yani. Bu, bu, ben bu sonra kadro mühendisliğinin hangi sistemle oynarsa oynasın, bu santrafor eksikliğinde, yani santraforlar takımın ne hücum yapacağını belirler. Ben santraforuma göre oynarım. Orta savuncusuydum ben. Santraforumun meziyetlerini bilirim, ona göre oynarım. Hızlıysa önüne atarsın. Topu saklama meziyeti varsa uzak ayağıyla alır, rakibi sırtında taşır, geriden geleni oynatır ona göre oynarsın. Havadan iyiyse kenara inersin ona göre ortalarsın. Santrafor'a göre oyun seçersin. Fenerbahçe'de sezon başından beri Santrafor oynayan oyuncuları sayalım. Serdar Dursun, Valencia, Berisha, zaman zaman Rossi. Ya şimdi bu oyuncuların Santrafor meziyeti bir büyük takımın baskın oyun karakteri için yeterli değil. Bunların hepsi mevcut baskın bir karakter Santrafor'un yanında yardımcı oyuncu olabilecek oyuncular. Oyunun belli bölümünde sadece yardımcı rolü üstlenebilirler. Baskın bir karakterli Santrafor'a ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Çok uzun zamandır var. Dolmadı. Yani Vedat Muriç gittiğinden beri orada derin bir boşluk var. Öbür tarafı Tamam, hücumda eksikliğiniz var. Organizasyonda da eksikliğiniz var. Arkadaşım yeme ya. Her maç gol yiyorsun. Yeme. Maç 0-0 evet. bitsin, atamadım dersin yani. E onu da yapmıyorsun. Toplu topsuz mesafe kat eden oyuncun kağıt üzerinde var. Şimdi Ozan Tufan hem toplu hem topsuz mesafe kat eder. Yaptığı zaman söylüyoruz, yapmadığı zaman konuşuyoruz. Diyorsun ki Rossi'nin topsuz rakip arkası, Valencia'nın topsuz rakip arkası, o Samuel Esayi'nin topsuz rakip arkası koşularından e, koşullarından faydalanabilirim. Ama ona göre oynamıyorsun ki. O pası atacak oyuncun yok. Rakibi ona göre hazırlamıyorsun. Şimdi oyuncum var. Topsuz rakip arkası koşu atar Samuel Osayi. Ama Fenerbahçe takımına karşı oynayan herkes ikinci bölgede bekliyor. Arkada hmm. rakibi koşu atacak yeri yok ki. O zaman ince içi yapacak oyuncuya ihtiyaç duyuyorsun. Onun o zaman da senin defansının çıkıp orada atak devamlılığı sağlaman lazım. Bu kadar mesafede karman çorman bir oyun oluyor Fenerbahçe'de. Gerçekten ifade etmek de çok Biraz zor yani. Ya bizim setlerimiz Kalite ya kalite konusunda zaten konuştuk. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten bireysel olarak da baktığın zaman Kalite eksikliği var. Bunu da zaten Forvet'e dediği gibi. Santrafor'da da. Ama şimdi ona topu getirmek lazım. Hani tamam bir hareketli olman lazım. Bilmem. Ama şimdi öyle bir orta sahadan bazen oynuyorsunuz. İşte Crespo ile Sosa zaten hem hazır değil. Yani bir tane ben topu böyle dikine e, oynadığını görmedim. Hep bir yandan oynuyorsun. İşte soldan oynuyorsun. Orada duruyorsun. Yani o topu buluşması lazım. İkincisi de bence Fenerbahçe'nin devre arası şu anda en gereken yerlerden biri de sağ ve sol bek. Yani eskiden o Caner'dan ve Gökhan'dan sonra artık orada ciddi bir sıkıntı var. Çünkü hatırlarsak sürekli sağdan soldan geliyorlardı yani. Çoğalama için e, oluyor. Şimdi bakıyorsun bir Ferdi oynuyor. Nazım Sagare zaten o tip oyuncu değil bana göre. Hele bugün bir gerçekten... resim var hocam. Nazım'la Ferdi yer değiştirdi. Nazım yani, Solbek Ferdi aynen, sabit. bir değiştirdi. sol taraf falan oldu bir ara yani fotoğrafın içinde. Yani, gerçekten anlayamıyoruz Erkut. Yani ne oynadıkları gerçekten e, sıkıntılı Yani. Peki şu... bir, bir, de şurası var. Buyurun. Ya mesela Başakşehir takım kadrosu dün akşam tesislerinde kamptayken Yarın Fenerbahçe ile oynayacağım. Şu kadroyla çıkarlar diye oyuncu kafasında düşünüyorken maçtan önce, maçı yaşarken. Hakikaten çok kolay Fenerbahçe'nin oyununu tarif edebilmek. Rakip oyuncu için. Çok öngörülebilir şekilde oynuyor Fenerbahçe. Bir de bunun üstüne yavaş oynuyorsan o zaman rakip takımın pozisyon alması, topun arkasına geçmesine de imkan veriyorsun. Hız sorunu var, tempo sorunu var. E bir de bunun yanında kalite eksikliği varken... Mevcut kaliteye sahip oyuncularında performans eğrisi düşmüşken nasıl kazanacaksın maçı? Neyle kazanacaksın yani? İmkansız ki o top kendi kendine girmez kaleye yani. Bir şey yapman lazım bunun için bir akıl ortaya koyman gerekiyor o da yok. Peki Tümer abi, hocam şuradan gelmek istiyorum. Birazdan hani o resimlere bakmak için size Hı -hı. biraz yol açmak istiyorum. Mesela Tümer abi dedi ki kadro mühendisi. Gaziantep'in kadro mühendisliği Fenerbahçe'den daha mı iyi? Sivaspor'un kadro imkanları Fenerbahçe'den daha mı iyi? Kayseri Spor bugün ligde kalma yarışında. Ben size rakamları söyleyeyim. Ligde iç sahada namalip olan iki takım var. Biri Trabzonspor, biri Gaziantep. Gaziantep. İç sahada yenilmemiş. Sivas bir kere yenilmiş. Konyaspor bir kere yenilmiş. Kayseri Spor iç sahada sadece bir mağlubiyet almış. Adana Demirspor iki mağlubiyet. Yani Fenerbahçe için İç Ve bu yenilmek, takımlar dörtlü beşli haftalarda e, kazanma istikrarı yakalayan, yakalayan, serileri yakalayan takımlar. Ya yani Fenerbahçe evet. için şu an yedi mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin ligde. Üç tanesi iç sahada. Tamam. Alanya yeniliyor. Bugün Başakşehir, Adana Demirspor'u yenildi iç sahada. Ya yani bu kadar kolay olmamalı Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı iç sahada yenmek. Vallahi benim Fenerbahçe'nin hayal ettiğim Fenerbahçe her zaman. her zaman şudur. Yani şimdi yine geleceğiz belki bizim oynadığımız dönemlerde Tümer'in oynadığı dönemlerde falan. Oraya hep geliyoruz zaten. Ya hep oraya geliyoruz ya mecbur geliyoruz da. Yani ilk 30 dakika maçı bitireceksin. Yani hele Fenerbahçe Kadıköy'de oynuyorsan o taraftarların önünde oynuyorsan ya baskı öyle bir baskı kuracaksın ki artık takım çıkamayacak yani. Orada ilk o 1-0 2-0 ondan sonra pasla başlayacaksın. istediğini yaparsın. Mesela eskiden böyleydi. Şimdi bakıyorsun dakikalar. Peki müsaadenle buraya bir soru soralım hocam. Müsaadenle. Evet. İlk 30 dakikada maçı nasıl bitirirsin Kadıköy'de? Baskı kurarsın, topa sahip olursun. Baskı kuracaksın, yani iştahlı başlayacaksın. Evet, burası, burası bizim evimiz, buradan çıkış yoku göstereceksin. Senin iki tane defans oyuncun orta sahana kadar çıkmış olacak. Kaybettiğin yerde hemen topu kazanıp tamam, atak devamlılığı sağlayacaksın. Ve Futbolun, hücumun emrettiği bütün argümanları deneyeceksin. Nedir? iç sağ oyununda. Uzaktan şut atacaksın. Kenara inip orta atacaksın. Birebir. Birebir deneyeceksin. Çoğalacaksın. Ve kaybettiğin yerde de bir çabuk topu alıp tekrar atak devam edeceksin. Bunlar oluyor mu? Bu kadro bunu yapabilecek kapasitede bir kadro mu? Bir kere fiziki olarak hazır değil Fenerbahçe bunu yapmaya. Kafa olarak da uzaklaşmışken hedeften, hedefi de oraya koyamıyorsun. Öbür taraftan da performansı bu kadar dalgalan oyuncularla dalgalanan oyuncularla bunu da her hafta ardı ardına yapman çok zor. Ya ruh gibi ya bak. Maçı izlerken şunu söyledim size. Ben oynarken takım arkadaşlarımda da çok rahatsız olurdum. Şimdi analiz toplantıları yapılırdı. Maç oynardın. Kötü bir sonuç almışsın. Hoca anlatırdı. Derdi ki ya Elvir buraya kadar geldin de bir metre daha gitsen Erkut golü yapmış. Şuraya evet. bir engelleseydin. Yani geldin ben pozisyonum diyorsun. Mış gibi yapan oyuncular vardı. Yani ben pozisyonuma geldim. Geldin de golü yedik yarım metre yanında adam var şuraya gitsene. Bir adım atsaydın. Bir adım daha at çıkaralım şunu yani gibi. Ya da vurdum da iyi vuramadı mı mış gibi yapan oyuncular. Pozisyona girmek için giren oyuncular gibi. Fenerbahçe'de herkes mış gibi yapıyor pozisyonunun oyuncusuymuş gibi oynuyor. Yıldızı da yıldızmış gibi davranıyor. E şimdi ama o yıldızlar da sorgulanır hale geliyor. bugün i̇şte, kimi, efendim, bugün Kanun oyundan çıkarken kimi alkışladı Fenerbahçe seyircisi? Crespo. Crespo. Niye alkışıyor Crespo'yu? Çok büyük futbolcusu olduğu, futbolcu olduğu için mi? Koşuyormuş. Yani bu kadronun içinde Crespo alkışlanıyorsa vay haline Fenerbahçe'nin. Bak Crespo alkışlanıyorsa. Öteki oyuncular aynaya bakıp bir kendilerini sorgulasınlar. Crespo niye alkışlanıyor biliyor musun? Mücadele ediyor, çok koşuyor. Yani elinden gelenin en iyisini yapıyor diye. Hemen solunda oturan, benim sağımda oturan hocamız Fenerbahçe'den dünya devine gitti Real Madrid'e. Benim de Fenerbahçe'de oynadığım dönem için bildiğim, inandığım ve görüp yaşadığım şey şudur. Fenerbahçe oyunu mücadeleyle anlatılmaz. Evet. Fenerbahçe'de hiçbir zaman oyun mücadeleyle anlatılmadı. Fenerbahçe oyunu kaliteyle, Fenerbahçe oyunu şaşa ile, Fenerbahçe oyunu coşku ile anlatır. Kendi içindeki isyanla anlatır. Mücadeleyle büyük takım oyunu anlatılmaz. Siz oyunu sadece mücadeleyle anlatacaksanız kayıp sezonlara mahkumsunuz demektir. Hele günümüzde ee, yani diğer yandan da Fenerbahçe'de her hafta başka bir konuya da değinmek zorunda kalıyoruz. Yani bizim de bazen sezon başından bu yana hocam hani aramıza yeni katıldınız. Yaptığımız uh -huh. analizlerin de çoğu çöpe de gitmiş oluyor. Yani bir yerde bir sorun bulmaya çalışıyoruz. Onu konuşuyoruz. Bir bakıyoruz sorun o değilmiş. 5-6 hafta geçiyor. Sonra öbür tarafa dönüyoruz. Aa o da değilmiş. Yani bugüne geldiğimizde de artık topyekun hani konuşmaktan sıkıldığımız kendimizi tekrarladığımız anlara geliyoruz Fenerbahçe'yi değerlendirirken. Peki o zaman biraz bir zaten... santrafor bir takımı bir üst seviyeye taşır mı? Taşır. İyi santraforlardan taşır. mı? Yani baba santrafordan baş. Bak. Solda Ferdi'yi de oynat, sağda Nazım Sangare'yi de oynat. Ortada Sosa Crespo'yu da oynat. Bugün bir baba santraforun olsa oyun başka bir şeye dönebilir takım olarak gerçekten seni bir tık yukarı atabilir. Yani vurursun topu tutar, vurursun ceza sahası dışından foylu alır, sırtını dayar, geriden geleni oynatır falan. Çok inançsız Fenerbahçe. Nazım Sangare kenara indi. Velev ki ortaya attı. Kim vuracak kafayı? Erkut. Ama işte topu da oraya getiremeyen bir Fenerbahçe var. Tüm evet, abi. Yani doğru. ya Berisha bugün iki kere topla buluşmuş. Hocam bir takımın ezber hücum yani... setleri olmaz mı? Hani basketbolda bir basketbol takımı yüzden fazla ezber seti olur. Ya yani futbol takımında da 5 tane olsun ya 5 tane. Olmaz mı hocam yani bunlar? Ya yani teknik adam yeni gelmiş olsa bile yani İsmail Hoca geldi, maça çıktı, Antalya kampı yedi bu takım. Hı -hı. Yani bir şeyleri verebilmiş olması lazım değil mi? Ya mutlaka, mutlaka ama biraz önce söyledik yani her gelen hoca kendine göre bir sistem kurmaya çalışıyor. İnandığı oyuncularla inandığı oyunculara sürmeye çalışıyor. Ben yine söylüyorum. Yani ee, şimdi tabii biraz önce söyledin her hoca yeni bir sistem değiştiriyor işte ama şimdi hatırlarsak şimdi e, Pereira döneminde hı hı. Ilk, ilk haftaları hatırladım. Bence kötü bir futbol oynamadı Fenerbahçe ilk başta. 8. hafta Trabzon'un lider gitti. E, yani şimdi hatırlarsak 3'lü oynadı ama ne oldu? İşte 3-4-3 üç, ile daha çok e, yukarıda baskı kurmaya çalıştı. Daha çok pozisyona girmeye çalıştı. Yani Fenerbahçe bence özellikle kendi sahasına anlam veremediğim yani e, orta sahada çekip de çekilip de ikinci bölgede bekleyip de oradan kontrol bilmiyorum ben bana yani mümkün değil yani Fenerbahçe böyle oyna, oynamamalı. Peki böyle oynuyorsa da mesela hocam bahsedemedi bir hücum seti göremedik biz Fenerbahçe'de bir ezberi yok atak olarak. Peki Aynı. savunma olarak olmaz mı hocam? Savunma ya topu nasıl kazanacağını bilmez mi futbol takımı? Ya tabii ki o, olur yani aslında savunma da çok fazla e özellikle söyledik biraz önce yani e, defansta çok fazla problem yok yani mücadele eden ediyor. İşte e, Tümerin dediği gibi işte ikili bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orta sahada da a, şey defansta ama o kalite eksikliği var. Yani yine söylüyorum eğer oyunun sıkışıyorsa kim ince ya da sadece, biraz sizde de oyunla bir bir kat korumasa ya bir şey denemesi lazım. Yani hep aynı olmaz ki. Hep aynı. Bütün Biz de majör takımlar ligi domine eden takımların hepsi Bugün ligin zirvesinde Trabzonspor var. Tamam mı? Edin Viska'yı bugün akşam saatlerinde izlerken dört defa beş defa ters kademede gördük. Bir hucum oyuncusundan bahsediyoruz. Tamam mı? Dört defa beş defa ters kademede gördük. Kaliteli ayaklarına savunma yaptıran takımlar majör takım hüviyetine çok rahat bürürürler. Zaten ileride işlerin nasıl yapacağını bilen oyunculardır onlar. Şimdi Fenerbahçe takımında hem topu vermek istemiyorsunuz düzeltiyorum. Hem topun arkasından koşmak istemiyorsunuz. Rakip topla oynamasın istiyorsunuz. Ama kazanmak için de hiçbir efor sarf etmiyorsunuz. Berkay alıyor. Çok rahat bir vaziyette. Neredeyse yürür adım. Ceza alanının içine kadar girebiliyor. Tolga Ciğerci meziyetleri sınırlı, iyi niyetli. Yani tabiri caizse pozisyonun oyuncusudur. Ama meziyetleri belli bir Karenin içindedir oyuncunun. Tolga Ciğerci koşu mesafesi olarak... ...ön plana çıktığı maçı anlatmıyoruz. Tolga Ciğerci'nin kalitede üstün geldiği bir maçı Aynen. gördük. Ya bu çok tuhaf bir şey. Yani kalitede üstün geldiği maç... Sosa'ya karşı kalitede üstün geldiği maç, Crespo'ya karşı alkışladığınız Crespo'ya karşı kalitede üstün geldiği maç, sonradan oyuna giren Mert Hakan, sonradan oyuna giren Ozan Tufan, oyundan çıkan İrfan Can'a karşı hepsini kaliteli oyuncu diye anlattığımız oyunculara karşı Tolga Ciğerci'nin kalitede üstün geldiği bir maçı anlatıyoruz. Yapmayalım, kimse kandırmasın kendini. Bana bir şey olmaz, ben gelirim anlatırım. Ya bir de defans hani e... Onu ekleyeceğim. Şimdi defans sadece geri kalmak olayı değil. Defans nerede başlıyor? Hücumdan başlıyor. Evet. Ben biraz önce ne söyledim? Yani ben öyle hayal ettim. Fenerbahçe baskı kuracak. ilk 30 dakika da maçı bitirecek. Eğer siz, siz yukarıda baskı kuruyorsanız zaten defans yapıyorsunuz. çıkartmıyorsunuz takımı. Arkasında da destek dediği gibi stopperler yukarı çıkıyor. Orta sahada. Çok daha kolay. Ama böyle bir şey Onu yok. Onu yapan bir tek Crespo'ydu hocam. Hatta Crespo e, iki pozisyonda ön tarafta baskı yapmaya çalışırken hani Şimdi baskı, yaparken de, bak, baskı yaparken de ama kimse baskı yaparken de bunu bunu mutlaka tabi çalışıyorlardır ama baskı yaparken de Hep tek tek o, ha, tek tek olmaz ki Aynen. yani biri baskı yapıyor hemen ikinci oyuncu yine o tarafa bakacak Arkada kapatacak arkasını kapatmazsan da, darma doma çünkü oyundan bir düşersen bu sefer şey yersin yani ya tek adamın yersin. bunu vermesi böyle aylar sürmemeli. Onu ona onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şekilde o görevi bir onu yaparsın yani. Bak Erkut ve konuştuğumuz şeyi yapabilmek için biraz mesai harcaman gerekiyor Tabii. antrenmanda. Çünkü hocanın söylediği gibi eğer arkada opsiyonları kapatamadıysan zincir darma duman olur ve kalende pozisyon görürsün. Herkesin aynı anda düşünerek presi yapması lazım. Yeni gelen teknik adamlar da o mesaiyi o zamanı bulamadıkları için Hocanın dediği yere geliyorlar. Çekilelim biz ikinci bölgeye diyor. Hı hı. Alanı kapatalım. Kaptığımız topla çıkalım. Huc Önde bir baskı kuramadığımız için. Şimdi bu da geninle uyumuyor. Bu da içeridekiyle üstündekiyle uyumuyor formayla. O zaman böyle karma karışık bir oyun ortaya çıkıyor. Fenerbahçe 1-0 mağlup. Dakika 65-70 olmuş. Başakşehir'in iki stoperi kendi arasında 8-10 pas yaptı. Bir tane oyuncu basmadı ya. Bir tane oyuncu. işte o defansif ezber de mesela hücum ezberi yok. Defansif ezber. Bugün hocama da söyledim Bugün bütün Başakşehir'in e, kendi yarı sahasından oyun çıkışlarında endişeme var. Yani ne evet. yapar teknik adam? Der ki analiz eder. Endişeme ile bunlar oyun kuruyor der. Hı hı. İki oyuncu oraya bassın. Diğer oyuncu. Birkaç yer oyuncu bu yani. kurmaya çalıştığı zaman. Duvar kim? sağ stoper. perkal. sen de ona baskı yaparsa çıkartmazsın. Hani baskıyla da hatta evet. belki bir iki pozisyonda da Peki bunun için de ne gerekiyor yine ekstra? Fizik Söyledim. Yani güç de yok. <laughs> o zaman onu da... Yani güç de gerekiyor. E, o da yok. Ama bu takımda hiçbir güçlü oyuncu yok hocam o zaman. Yani, yani onlardan seçersin. Ya şimdi... Şu anda... Başakşehir'in kadrosu. Şimdi bir dörtlü savunma hattı var. Muazzam topu oyuna sokan bir stoperi var bana evet. kalırsa. Hani iki tane çizgiye basan oyuncusu var. Deniz ve Çatli. Ona uzunları gönderiyor. Evet. Önde de tutan bir santraforu var. Aynen öyle. Çok kalın olmasına rağmen arkadan gelene her topu bıraktı bugün mesela. Aynen öyle. Attılar, tuttu, boğuştu, iki stoperi oyaladı, arkadan gelene bıraktı. Aynen destek geldi. E, Tolga Önemli. gözü kapalı bütün çizgilere yani iki çizgi oyuncusuna da topu atabiliyor. E, Berkay öyle. Ali mesela bu kadro savunma ağırlıklı bir kadro değil ki. Savunma ağırlıklı bir kadro değil yani buraya baktığımız zaman. E tabi değil. Yani normalde Tolga tek gibi duruyor. Fenerbahçe Fenerbahçe 11'inde Sosa ve Crespo ikili orta saha gibi. Normalde Tolga'ya bir üstünlük sağlaması lazım orada. Mesela Tolga maçın en iyi oyuncularından biri oluyor. Berkay maçın en iyi oyuncularından biri oluyor. Ya şu an mesela arkadaşlarım verdi. Sağ olsun sevgili Doğukan. Alexic bugün 13.2 kilometre koşmuş. Berkay 11.6, Tolga da 12.3. Tamam. Hem senden daha fazla Güzel koştular evet. hem senden daha fazla koştular hem de topla meziyetleri senden çok daha üst seviyedeydi. E şimdi bu orta saha savaşını kazanamadığın bir oyunu nasıl kazanacaksın? Şöyle kazanıyordun eskiden işte 30'lu rakamları bulan Santrafor'a sahiptin. Bir top atıyordun ceza sahası içinde sinekten yağı çıkarıp çat diye vuruyordu tabelaya sen de bir şekilde maçı döndürüyordun. Evet. E o da yok. Da işte şeyi anlatmaya çalışıyorum. Hocam yine belki orada tekrar düşsem ama daha detaylı görmek için. Şimdi baktım ben önümüzdeki hafta Başakşehir Gaziantep'le oynuyor. Siz de diyelim ki Başakşehir'in teknik direktörüsünüz. Ben de size yardımcınızım. Hı hı. Akşam ben raporu yazıyorum. sabahta da yanınıza gidiyorum. Diyorum ki hocam Yusuf Endi e kısa oyunu kuruyor. Genellikle de işte orta üçlüde topu buluşturuyor. Tolga genellikle kanatlara uzun atmaya çalışıyor. Sürekli olarak yön değiştiriyorlar vesaire. Dört tane çok basit bilgiyle ben sizi donatabilirim. Ve buna da <laughs> önlem almak bu kadar zor mu hocam baktığınızda? Ya tabii ki analiz yapıyorlar. Ya, yani. Ama işte ona göre oyuncu da e, seçmen gerekiyor. Ona göre kalite oyuncu da yani sonuçta sadece kalite oyuncu işte bireysel bir şey yapacak da değil. E, taktik anlamda da anlayacak onu. Yani ona göre e, şeyleri seçe, seçeceksin. Şimdi Başakşehir acaba aynı şekilde oynayacak mı Gaziantep? Gaziantep'e karşı. Şimdi bu moralle belki fa daha farklı olabilir. Belki daha da öne çıkacak. Mutlaka analiz yapıyorlardı yani. Yani aslında yani rakip takımda bir kapalı kutu değil. Hani yeni gelmiş olabilir teklifiyet bir şekilde ama oyuncu topluluğu ne olursa olsun Erkut, e, bir ezberin olması gerekiyor. Erkut bu işin tabii. analiz kısmı, işin istatistik kısmı bir kenara. Tamam mı? Ee, oyuncunun da nerede olduğunun farkına varıp biraz sahanın içinde tavır değiştirmesi lazım. Mesela Crespo'nun iyi niyetle o iki tane stoperin üzerine amansızca, şuursuzca baskı yaptığı anlar var ya, arkada zincirin koptuğu anlar. Onun niye yaptığını anlayabiliyorum ben. Ya Gidişat hoşuna gitmiyor sahanın içinde. Böyle oynayalım, topu orada bir an önce kazanalım diye gidiyorsun ama herkesin aynı anda düşünüp yapması gerektiği bir şey kendi başına yaptığında arkada zafiyet veriyorsun. Oyuncu biraz tavır değiştirecek. Fenerbahçe yıldızlar topluluğu diye geçiniyor birçok oyuncu ama sahadaki varlıkları, sahadaki performansları pek öyle değil. Peki bir açıklamalara bakalım o zaman. Karşılaşmanın ardından e, hocalar neler söylemişler? Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la başlayalım değerli izleyenler. Bugün Fenerbahçe Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 mağlup oldu ve maç sonrası İsmail Hoca'nın açıklamaları. İrfancan'ın omzunda problem olduğu için ikinci yarının başında mecburi bir değişikliğe gittik. Zamanında hamleler yaptık. Sadece fazla üretken olamadık. Rakibinde çok fazla pozisyonu yoktu. İkinci yarı fazla üretemedik ve 1-0 kaybettik. Üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz demiş. Bu kadar mı arkadaşlar? Erdiç Hoca'ya bakalım. Ee, Emre Belezoğlu'nun yardımcısı, teknik sorumlu olarak bugün konuştu. Erdin Sözer. Takım olarak sahaya çıktık, kazandık. Çok mutluyuz. Yeni bir adım attık. Bunu devam ettirmek isteriz demiş Erdiç Hoca'da. Çok detaylı bir analiz gelmemiş. <laughs> İsmail Hoca'nın İsmail Hoca'nın son satırında söylediği ifadede taraftardan özür diliyoruz. Ya bu bu futbol böyle bir şey yani. Bence taraftardan özür dilemeye falan gerek yok. Yani devam edeceksin çalışmaya, doğruyu bulmaya, bu takımın en doğrusunu oynatmaya, antrenman mesaisini arttırmaya ve bu işe kafa yormaya devam edeceksin. Ben işin bu özür kısmına çok takıntılıyım. Çünkü bu bu işin içinde kazanmak, kaybetmek, kötü sezonlar çok normal olarak karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Ama özür dilenecek bir şey yapmıyorsun. Günün sonunda sen orada vakit harcıyorsun, kafa harcıyorsun, efor harcıyorsun. O kısmını bir çıkaralım yani. Kafamızdan çıkaralım. Bence performansı etkiler hale geldi bu. Yani daha banç bitmeden taraftardan nasıl özür dilesek düşünen oyuncular, düşünen teknik adamlara rastlıyorum hakikaten performansa etkilediği kanaatindeyim artık. Bir an önce vazgeçmek lazım buna. Ya taraftarın işi bu. Bana kızabilirler. Çok çok önemli değil. Hakikaten hiç hakikaten hiç umurumda değil. Ama taraftarın işi bu. Taraftarlık tam da bunu gerektiriyor. Takım yenilse de, yense de sen maçına gidersin ve desteklersin. Maç biter, gider evine. Yarın sabah kalkarsın, işine gidersin. Tamam mı? Pazartesi sabahı. Hayat senin için devam eder. Taraftarlık tam bunu öngörüyor bundan bir adım fazlası hem sana zarar hem gönül verdiğin takıma zarar hem gönül verdiğin takımın oyuncusuna zarar hocasına zarar. Daha maç bitmeden 70. dakika taraftara ne diyeceğiz? Taraftardan nasıl özür dileyeceğiz? Bu sezon nasıl bitecek duygusuyla sahaya çıkan oyuncu görüyorum ben. Basan, yer alan oyuncu zarar veriyorsun kendine. Ama işte hoca da e, Antalya'da gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında üç kulvarda da varız dedi. Yani kulvarlardan birine konferans ligi bence güzel bir hedef. Türkiye kupası neticede sezonun sezonu kupayla tamamlandı. O da yanlıştı. Fenerbahçe üç kulvarda yok. İki kulvarda var. O kulvarların birinde League ben ikinciliği Fenerbahçe de kabul için. edebilirim aslında. Lig yoktu bence yani. Yani, ikinci olmak yani şöyle Fenerbahçe konferans liginde şimdi polyanacılık yapmayayım ama <laughs> final oynamıştı. Türkiye kupasını kazanmışsın. Süper Lig'i ikinci sırada bitirmişsin. Başarısız diyebilir miyiz hocam? Yani şu süreçten işte başarısız... sonra başarısız diyemeyiz. E Zaten bunu söyleyeceksin yani. Fenerbahçe'de Tekin direktör olsa her zaman Fenerbahçe üst düzeyde oynayacak. Şampiyonluğa gidecek. Üç kulvarda, iki kulvarda. Bunu söylemek <laughs> gerekiyor zaten. Şimdi birazdan bu çözüm konusunda ne yapmalı e, konusunda daha derin bir soru soracağım ama hocam e, teknik olarak biraz devam etmek istiyorum. Hı hı. Teknik olarak sağ içindeki çözümünüz ne? Önerdiğiniz, gördüğünüz, şöyle olmalı. Diyebileceğiniz. Şimdi ben Oyunluk sezonda, olabilir, sezonda olabilir. sezondan başından biri aslında, şunu görmek istiyorum ben. En iyi kadro, Fenerbahçe'nin en iyi kadro, en kalite, hem yıldız, hem mücadele olarak. Yani en iyi kadro görmek isterim. Yani Fenerbahçe, sezon başından biri, bir türlü, onu daha önce de söylemiştim. Hı hı. O iske, iskeleti hani. Oturup Yani mesela şey görmek isterim. Sosa'yı da, Mesut'u da, İrfan Can'ı da. Yani hepsi bir, birlikte bir, bir, görmek istiyorum. Yani bir bakalım. Yani Fenerbahçe en iyi oyuncuları sürdü. Bakalım bu oluyor. Ama bir türlü olmuyor. Neden olmuyor? Yok sakatlıklar var. Yok işte bu hazır değil. Şu hazır değil. Yani bir türlü onu göremiyoruz. Mesela yani. haftaya bu Sosa'yı koyabilir misiniz hocam? ilk 11'e. Ya şimdi bu haliyle. Ama şimdi Sosa tamam bu hafta öyle oynadı ama şimdi yine kesersen e o zaman yine iki hafta oynatmıyorsun. O zaman yine fiziksel olarak e zaten 37 yaşında oyuncu. Ben olsam ben Sosa'da ısrar ederim. Ya bugünkü görüntüsüne rağmen ben, ısrar ederim. Yani en iyi oyuncusu yani baktığın zaman hem kariyer olarak hem e, şey teknik de, e, teknik olarak baktığın zaman Sosa iyi oyuncu. Ha de oynayabilir. O, olabilir ama sürekli işte yine de kadro değiştirirsen sürekli yeni oyuncular o zaman nasıl e, performans nasıl nasıl olacak yani bunu, bunu nasıl tutacaksın? Yani? Ama hocam bunu işte çok konuştuk bir sezon başından beri işte Sosa niye oynamıyor, Pelkas niye oynamıyor, Mesut niye yok, İrfan Can niye oynamıyor ya da neden 70'te oyundan alınıyor kısmında yani burada da biraz oyuncuya da bir parantez açmak gerekmez ya mi? Tabii yani onu onu 90 mi? Ya tabii ki onu, söyledik zaten hani kalitesi bu kadar bireysel. Bireysel, kal ama şimdi ne yapalım? Şimdi bireysel kalitesi düşüksa şey mi yapalım? Yani bırakalım mı lige yani? Ne yapalım? Oynamayalım. Yani sonuçta en iyi kadro görmek istiyoruz ama bir türlü o en iyi kadro ben görmedim yani. Peki devam edeceğiz de ben bir kameralarımızı Kadıköy'e çevirelim. Başak Başakşehir Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüştağ konuşuyor. Zirveyi zorlayan, sürekli zirvede yarışın içinde olan ve Avrupa'yı zorlayan hatta şampiyon olmuş bir takım. Şampiyonluğu da zorlayan, her zaman o yarışın içinde olan bir takım. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz. Başkanım şunu sormak istiyorum. Başakşehir'in ligdeki hedefi hakkında ne söylemek istersiniz? Konya Spor'la, Trabzon'la biraz fark açıldı ama Başakşehir'in lig ikinciliği veya şampiyonluk için düşüncesi nedir? Ee, sorunuzdan önce bugün haberimiz oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hanımefendiye COVID olduğunu duyduk. Dolayısıyla Allah'tan şifa diliyoruz. Bir an evvel inşallah sağlıklarına kavuşurlar. Durumu da iyi olduğunu öğrendik. Başakşehir ailesi olarak da bir kez daha acil şifalar diliyorum. Başakşehir temiz söylediğim gibi hep şampiyonluğu zorlayan bir takım. Daha önümüzde oldukça fazla bir maç var. 3 puanlı sistemde 5 puan, 10 puan, 15 puan kapatabilen bir durumdur. Geçmişte hatırlayın 8 puanlı bir şampiyonluğu verdik. Dolayısıyla her zaman zirveyi zorlayan, şampiyonluğu zorlayan, o yarışın içinde olmak isteyen bir takımız. Onun için birincilikte, ikincilikte her zaman hedeflerimizden biri. Başkan transfer dönemi de devam ediyor. Benfica'dan bir oyuncuyla görüştüğünüz söyleniyor. bizi. Ee, transfer gerçek mi ve transferler hangi aşamada? Eee evet Benfica'daki Tregeze biliyorsunuz finale kaldılar evet. Mısır. Dolayısıyla o zannediyorum salı günü burada olur muhtemelen. Ee, diğer diğer Benfica'lı oyuncuyla da görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticeye götüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sayın Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları da bu şekildeydi. Şimdi e, bugün bir divan kurulu toplantısı vardı e, Fenerbahçe'de. Sayın Başkan çok uzun kaldı kürsüde. Hem süreci anlattı hem bundan sonraki döneme biraz vurgu yapmaya çalıştı vesaire. E, ben genellikle hayatımda da bazen bir sorunla karşılaştığım zaman ya da yapmam gereken bir şeyi e, analiz etmeye çalıştığımda Acaba örnek veriyorum. Tümer abi burada ne yapardı hani e, davranışlarına, kararlarına güvendiğim biriyle kendimi eşleştirmeye çalışır mesela. Tümer Metin bu sorunun üstesinden nasıl gelirdi diye bazen empati kurmaya çalışırıp oradan e, bazı yollar bulmaya çalışırım. Burada da Fenerbahçe'de şunu sormak istiyorum. İkiniz de çalıştınız Aziz Bey'le, Aziz Yıldırım'la. Bugün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım olsaydı ne yapardı? Şu durumda. Evet. İş buraya kalmazdı. Ya da soyunma odasına iner. Ya buraya kadar <laughs> ya, Bilmiyorum Elver Hoca zamanında soyunma odasına içindi mi? Biz bizde bir tek bir Galatasaray maçı sonrası galibiyet sonrası soyunmasına inip tebrik Ya etti. Ben de bir kere bir kere. Ben çok sık rastlamadım Sayın Başkan'ın soyunma odamızda. Ee, öbür tarafı şu buraya kadar gelmezdi diye düşünüyorum. Yani üç tane sezon başlangıcı, iki tane de, de üç tane de devre arası transferi olduğunu düşünecek olursak bu kadronun bu kadar sirkülasyon içinde olunan bir kadronun çoktan raylarının oturması, oturduğuna şahitlik ederdik. Geçmişte örnekleri birçok defa karşımıza geldi. Sayın başkanın Ali Koç'tan bahsediyorum. Sayın başkanın bu kadro üzerindeki bu sirkülasyon üzerinde hem hoca hem oyuncular üzerindeki bir ...doğruyu, bir düzeni, bir buradan çıkacak verimi bulamadığı kanaatindeyim. Bu kadar yanlış da örneği de şuradan veriyorum. Gömleğin yakasını bir yerden ters değilsen aşağı doğru aynı şekilde gidiyor. Yani ondan sonra aşağıdan doğru iliklesen o bir yerde potluk yapar. Hepsini açman gerekiyor. Geçen sene ifade ettiği %60'ı, %70'i tamam. Ben o zaman da aynı fikirde değildim. Hem önü hem arkası acilen şey ihtiyacı var bu takım. <laughs> Hocam ya siz mutlaka, tanıdığınız kadarıyla Aziz Başkan olsa kerek, şu an ne yapardı? Bir kere kadro konusunda kesinlikle böyle kadro kurmazdı. Yani Aziz Başkan'ın her zaman her takımda 4-5 tane yıldız oyuncu olurdu. Gerçekten şimdi hatırlarsak kimler kimler gelmiş. Anelkalar, Hoydonklar, i̇şte işte Roberto Carlos, Roberto Carlos, Carlos Barışlar, David, David, <gülüyor> David. <gülüyor> işte Alexlar, Anelka'lar. Anel yani şimdi baktığımız zaman kadroları bir kere zaten kendisi de söyledi geçen sene bir reportajla hani ya yani gitmesin. Ramos'u al dedi değil mi? Yani, Ramos'u yani. alın." dedi mesela. Yani o kaliteye kesin önem veriyor. Maalesef Sayın Ali Koç başkan bu konuda gerçekten başka bir vizyonla işte ben 35 36 yaşında böyle oyunculara çok fazla almam. Yıldızda olsa biraz daha işte aç oyunculara tercih ederim diye düşündü ama maalesef tutmadı. Geçen Asla. sene geçen sene öyle davranmadı ama. Yani geçen sene başlarken kadronun mevcudunun en iyi oyuncularına gitti. Yani ben garantiye gideyim, bir macera aramayayım. Sağ bek Gökhan Gönül, sol bek Caner yedekleri Nazım Sangare Novak, Trabzon'dan gelen Novak, Sosa'sı gelen oyuncularıyla beraber hep Mert Mevsütu başı, Herkes Meks'ın oyuncusu ve Mevntis'in en iyi oyuncuları diye yaptı. Oradan da iş çıkmadı. Takım olacaksın. Sadece yıldızlar yıldızlar maçı kazandırır ama şampiyonluk için takım olmaya ihtiyacım var. Bir hafta gelir ki takım hüviyetine, takım ruhuna ihtiyacın olur. Hafta ve hafta yıldızlar maçı çözer ama takım olarak maçı kazanman lazım, şampiyonluğu kazanman lazım. Fenerbahçe buradan çok uzak, görüntüsü çok uzak. Camia olarak uzak. Şimdi Kadıköy'ün ister istemez bir dokusu, bir havası vardır çıktığında stadın. Orada da bütünlüğün bozulduğuna haftalardır şahit oluyoruz. Şimdi bu şartlar altında da oyuncudan Yüzde %100 performansı beklemek ancak çok üst düzey oyunculardan bekleyebiliyorsun. Onlar kulaklarını tıkayıp işlerini yapmaya devam ederler. Ama mevcut kadroda o işi yapabilecek o kalitede bir oyuncu da yok gibi. Değil? Evet, Fenerbahçe hangi takımla oynasın? Şimdi garanti diyebiliyor muyuz Fenerbahçe Kurt hocam diyemiyorsun yani. Hangi takımla? İçeride dışarıda. Hadi dışarıda diyorsun deplasman falan ama içeride de öyle. Ya Elvir hocam mesela şurayı çok yadırgıyorum. Hatta eleştiriyorum. Yadırga, yadırgamıyorum da eleştiriyorum. Fenerbahçe'nin hücum sorunu var. Yani hücumda kaliteli işleri yapacak, topu içeri atacak, atak devamlılığı sağlayacak hücum sorunu var. Gol, hücum. Çift taneli rakamlara ulaşan oyuncu yok. Şimdi hücum sorunum varken tamam gidersin atamazsın. Gidemezsin, üretemezsin ama yeme ya 0-0 bitsin maç. Her maç gol yiyorsun. Yeme yani. Çift ön libero oynuyorsun. Başakşehir 1-0 galip. Tolga Ciğerci tek ön libero oynuyor. Ama iki tane Alexis ile Berkay 13 kilometre 12 kilometre koşuyorlar. İşte fark burada. Sen çift <laughs> ön libero oynuyorsun. Orta sahayı iki tane ucumcuyla oynayan takım senden daha fazla koşarak ve skor üreterek maçı kazanıyor. Fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Ya diyorum ya işte hücum ezberi veremiyorsa savunma ezberi ver diye. Ali Koç'un açıklamalarıyla yavaş yavaş devam edelim dilerseniz. Ee, hem takımın performansı hem de gelen tepkilerle alakalı. Bugün e, divan kurulu toplantısında e, açıklamalarda bulundu Sayın Başkan Ali Koç. Bakalım neler söylemiş? Bunları daha evvelde söyledim. Tekrar söylüyorum. Hata yaptık. Yaptığımız yerler de oldu. Evet. Farklı bir vizyon. Farklı bir emeller. Farklı bir arzular ile huzurunuza çıktık. Zaman zaman evdeki hesap ne yazık ki çarşıya uymadı. Ama hiçbir zaman bizim iyi niyetimizden şüphe edemezsiniz. Harcadığımız mesaiden, çabalarımızdan buraya çıkıp bunu böyle küçültecek, aşağılayacak şekilde konuşmasına müsaade etmem. Onu da size söyleyeyim. Bu noktada genel tabloya baktığımızda futbol anlamında özetle hiç arzu etmediğimiz beklemediğimiz, planlarımızın ve hedeflerimizin çok dışında olan bir üç buçuk yıl ne yazık ki yaşadık. Daha evvel de ifade ettiğim gibi istikrar ve kadro mühendisliğinde hatalarımız oldu, hedeflerimizin dışında gelişmeler oldu. Ancak bütün bu yaşadığımız başarılıkların tek sebebini yönetimsel hatalara bağlarsanız dış etkenlerin büyük resimdeki etkisini görmezden gelmiş olursunuz. Fenerbahçe ile ilgili her konuda başkan ve yönetim yegane sorumludur. Sonuç ve sebep ne olursa olsun bu bu camianın lideri olarak başarısızlık olduğunda yok çıkıp biz mi gol atacağız? Yok çıkıp sahada biz mi oynayacağız? Mazeretleri üretmeden bütün sorumluluklar bizimdir ve biz gösteririz bu sorumlulukları. Başkan ve yönetim için istediğiniz tezahüratı yapın sevgili taraftarlarımız. Ancak sizlerden rica ediyorum. Bu çocuklar etkileniyorlar sahada. Bir yol gol giyince acaba türbünlerden neler gelecek endişesiyle maçı oynuyorlar. Sizden rica ediyorum. Bana ve yönetimimize olan tepkilerinizi maç öncesi ve maç sonuna bırakın. Rica ediyorum. Evet Sayın Başkan'ın e, açıklamaları bu taraftarlardan da bu yönde bir e, ricası var. E, bir şekilde taraftar da nasibini alıyor herhalde burada. Hani dış etkenler, bazen medya, bazen oyuncular, bazen teknik heyet, bazen yönetim. Sevgili Erkut, şey, işler bu duruma geldiğinde, yani. işler bu duruma geldiğinde Fenerbahçe Başkanlık Makamı'nın sahibi, yani Sayın Başkan, konuşmayı yaparken tabii ki bu tip argümanları olayın fotoğrafın e, gelinen bu sürecin resmini çekerken fotoğrafını çekerken bu argümanları kullanır kabul ediyorum. Ama ben Fenerbahçe'nin bu duruma gelmesindeki birinci etkenin dış etkenler olduğu kanaatinde değilim. Birinci etkenin ilk söylediği şey olduğu kanaatindeyim başkanın istikrar ve kadro mühendisliği. Şimdi buralarda çok yanlış yapıldı. Ya 8. haftaya kadar Fenerbahçe lig lideriydi. Trabzon'a gitti. Dış etkenler devreye girdi falan deniliyor Fenerbahçe'ye gönül verenler. Kimse kusura bakmasın. O 8 haftalık periyotta da Fenerbahçe'nin şam futbol oynamadığını ve bu futbolun lig sonuna kadar takımı buralarda tutmaya, zirvede tutmaya yetmeyeceğini bir Erman'la ikimiz söylüyorduk burada. Bize de tepki gösterenler oluyordu evet. maç kazanırken. Şimdi bir şeyi görmek, bir şeyi uzun vadeye yaymak müsaade edin bizim de o kadar bilgimiz olsun. 30-35 senedir bu işin içindeyiz. Biz de bir kendi fikrimizi söyleyelim. Öbür tarafı velev ki kaybettin Trabzon'da. Bugün Trabzon'a gidip kaybetmeyen kim var ki? Herkes kaybedebilir. Hafta kaç? 8. Bir maç kaybettin diye bir camia bu duruma gelebilir mi? Bu kadar kırılganlık gösterebilir mi? Bunları söylediğimizde Sayın Başkan bizlere de gönül koyduğu zamanlar oldu ne zorumuz varmış Fenerbahçe ile benim Fenerbahçe ile hiçbir zorum olamaz bir zorum varsa zorumu şöyle açıklarım yaptığınız işler büyüklüğünüze yakışmıyor bu kadar net Yüttüğünüz politika yürüttüğünüz transfer metodu kadro mühendisliğiniz istikrarınız büyüklüğünüze yakışmıyor müsaadenin o kadarını da söylemeye hakkımız olsun yani Fenerbahçe'de her şey dört dörtlük de biz Fenerbahçe'yi yerden yere vuruyor değiliz. Bugün sokağa çıkalım kim Fenerbahçe'den memnun? Kim hangi Fenerbahçeli Fenerbahçe'den memnun? Hangi Fenerbahçeli Sayın Başkan'ın üç buçuk yılda yaptıklarından memnun? Kendisi memnun mu? Bunu eski futbolcular, yorumcu pozisyonunda oturanlar, ya da Fenerbahçe'nin ileri gelenleri söylediğinde Fenerbahçe'nin kötülüğünü istediği yerden söylediğini düşünüyor. Hayır, hiç alakası yok. Yaptığınız işler büyüklüğünüze yakışmıyor. Nokta. Bitti. Bu kadar. Buradan söylüyoruz. Hocam siz nereden görüyorsunuz? Yani Direktim bir de tarafından baktığınızda bu dördüncü dördüncü sene değil mi? Evet. Dördüncü sene. Yani şimdi ben gerçekten ilk geldiğinde, Sayın Ali Koç geldiğinde açıkçası sevinmiştim. Ee, çok büyük bir beklentim vardı ondan. Hani ee, hem e, maddi olarak hem de büyük bir aileden gelen kalite iyi bir Fenerbahçe'li olan başkan geldikten sonra gerçekten çok sevinmiştim e, ve inanıyordum yani Fenerbahçe çok güzel yerlere gidecek çok güzel transferleri yapacak ama dediğim gibi birinci sene değil bu dördüncü sene o kadar yanlışlar üst üste yapıldı ki onu defalarca söyledik ee, en basit işte kadro konusunda yani mutlaka eleştiri de olacak yani. Taraftar da tepki gösterecek. Tabii ki hakaret olmadığı sürece ben de hakaretlere asla yani karşıyım öyle bir şey olmaması karşıyız. olmaması, olmaması, olmaması lazım. Ama sonuçta eleştiri olacak. Keşke ben buraya geldiğimde bu akşam dedim ya keşke iyi bir şey söyleyebilsek ama gerçekten yok yani. Yani neredeyse hiç hiçbir şey yok yani. O kadar yanlışlar yapıldı. Sportif direktörlere getirilen işte hoca tercihleri, işte başarısız bir sezondan sonra tekrar aynı hoca geliyor yani o kadar yanlışlar var ki maalesef bu duruma geldi yani Sevgiler, üzülüyoruz bizim bizim konumuzdaki insanların harcı ya da e, inisiyatifi olamaz şu yani sayın başkan başarısızdır demek sayın başkan istifa etsin demek işte Fenerbahçe'de daha önce başkanlık yapanlar daha iyi yönetmişlerdir demek benim ağzımdan böyle cümleleri duyamazsın. Normal hayatımda da duyamazsın. Kaldı ki ekranın önünde hayatta böyle bir şey söylemem. Böyle bir fikir oluşturmam kafamda. Orası benim tasarrufumda değildir. Fenerbahçe'ye gönül verenler kongreye giderler, oy hakkına sahiptirler. Demokratik bir ortamda oyunu verir, kararını verir. Orası benim tasarrufumda değildir. Ama şunu söylemek yaptığım işin gereçlerinden bir tanesidir. Şimdi sayın başkan ve yönetimi 3,5 yılda her insanın hayatında aksakallı dedesi olur. Sıkıştığı anlarda gider akıl alır, fikir, fikir sorar, gidişata göre ona yön vermesini ister. Eğer böyle birinden akıl aldıysa yönetim kurulu arkadaşları olabilir, bir üst akıl olabilir, bence acilen değiştirsin. Burası yanlış. Varmış da öyle biri var, var ise diye söylüyorum. Eğer orası adres aynı yerse önümüzdeki sene için aynı yerden akıl alınacaksa Sayın Başkanım onu acilen değiştirin. Orası doğru adres değil. Benim nacizane tavsiyem olsun. İkincisi yok ben kimseden akıl almıyorum. Kendim bu işi yapıyorum diyorsanız o zaman gidin lütfen bu işin profesyonellerinden bir akıl alın. Evet. Ya da tecrübeli. <laughs> ya da tecrübeli yani. kişilerden. Fenerbahçelilerden diyelim. Peki. Ee, bu bölümü bitirelim. Kısa bir ara rica edelim değerli izleyenler. Aranın ardından yine Tümer Metin ve Edil ile birlikte karşınızda olacağız.